Yok, yeterli değil ama ne yapalım? Yetireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yetmiyor ama idare edeceğiz. Yeterli değildir. Yani emekliye yazdık. Emekliye verilen zammı yetersiz buldular ancak yetinmek zorundayız diyerek kendilerini avuttular. Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 artış yapılacağı müjdesini verdi. Böylece 6 aylık enflasyona göre %37.57 olarak hesaplanan emekli zammı oranı %42.6'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emeklilerin yılı olarak ilan etti ve en düşük 7500 lira olan emekli maaşını 10.000 TL'ye yükseltti. %37 zam oranı olan SSK ve Bağkur emeklilerine ise %5 refah payı verdi. Bu rakamsa emekli kesimini memnun etmedi. Vatandaşlar bir şekilde elindeki parayı yetirmeye çalışacaklarını söylerken bazı vatandaşlarsa maaşın 20.000'den aşağı olmaması gerektiğini ve emekliye daha fazla imkan verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bugünkü ekonomik şartlarda tabii ki yeterli değil. Gönül ister ki en az emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun hiç olmazsa. Yoksa 10 bin lira emeklilerimizi kurtarmaz. İşte Karaman'da 3 yıl önce kiralar 500 liraydı. Şimdi 10 bin lira diyenler var. Artık oradan hesap edin. Keşke bizi yönetenler bu adaleti sağlasa. Yeterli değildir. Yani emekliye yazık. Ne kadar olmalıydı sizce? Aşağı yukarı, yani bugünün şartlarına göre 20'den aşağı olmaması lazım. Değil, yeterli değil. Değil. Çok kötü durumdayız, çok kötü. Çok kötü durumdayız. Geçinemiyoruz. 15. Askeri ücrete falan yakın olması gerekiyordu. O da yetmeyebilir ama. Yetmiyor ama idare edeceğiz. Siz ne kadar olmasını isterdiniz? Vallahi daha çok verselerdi, daha çok alırdık. Alıyorsun mesela 10 lira alsan 10 liradan gene değeri yok. 1000 lirayla pazara gidiyoruz. Aylık gideriniz ne kadar şu an? Vallahi hepsi bitiyor. Elektrik, su, doğalgaz hepsi bitiyor. Hiç para kalmıyor diyorsun. Kalmıyor ki. Çok normal, gayet normal. Siz ne kadar bekliyordunuz? Aşağı yukarı aynı bekliyordum. Daha yüksek olması gerekiyor muydu sizce? Gerekiyor da nereden bulup da vereceğiz? 60 yaşındayım, hala inşaatta çalışıyorum. Ama geçiniyorum. Emekli olmadım daha, işte bir ay falan var. Kısmetse olacağım ben. Peki emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek misiniz? Çalışacağız. Çalışmadan ne yapalım? Ne yapmamız gerek? 10 bin lira yükseltildi. Yeterli buluyor musunuz? Bulsak ne olur, bulmazsak ne olur? Bir şey değiştiriyor mu? Yok. Yeterli mi? Değil tabii. Ama devletin de bir imkanları vardır, ona göre şey yapıyordur. Peki ne kadar olması gerekiyordu sizce? Bana 50 bin lira verse sevinirim. 50 bin lira? Tabii. Kızmam. Vallahi yeterli değil de yapacak bir şey yok. Devletimiz öyle uygun görüyorsa yapacak bir şey yok yani. Ne yapabiliriz ki? Siz ne kadar olmasını isterdiniz? En az 20 bin lira olması lazım yani. Şu şartlarda en az 20 bin lira olması lazım. Çünkü geçtiğimiz sene bu zamanlarda 5 liraya aldığınız bir şey şu an 20 lira. Şimdi 7.5'tan 10'a çıkmış. Çok mu yani?